Merhaba sevgili gençler. Bu videomuzda kazanım 22 ve kazanım 23'ü çözüyoruz. Birinci soru. Aşağıdaki ifadeleri çarpanlara ayırınız. Şimdi gençler. Neyin küpü olduğuna burada karar vermemiz lazım öncelikle. 8x küp 2x'in küpüdür. Sakın ha 8x'in küpüdür demeyin. Çünkü baştaki 8'de bir ifadenin küpünü belirtmeli. 2x'in küpüdür. Eksi 1 ise bütün ifadelerin kuvveti olarak yazılabilir. O yüzden pratik bir sayı 1. E, Çünkü bütün kuvvetler olarak kullanabiliyorum onu. 2x'in küpü eksi 1'in küpü. Yani 2 küp farkı kullanacağız. 2x eksi 1. Bakın buradaki işaretle aynı oluyordu. 2x eksi 1. Çarpı sonrasına dikkat. 2x'in karesi yani 4x kare. Burası eksi ise buradaki işaret artı olacaktı. Artı bu ikisinin çarpımı 2x. Artı ikincinin karesi yani 1. Bu şekilde çarpanlarını ayırmış olduk. x üzeri 4 eksi 27 x. Bunu önce x parantezine alalım. x küp eksi 27 gelir. x küp eksi 27'ye de 27 3'ün küpüdür. Şu şekilde yazabiliriz. Şimdi başındaki x'i unutmadan yazalım. x küp eksi 3'ün küpü. Bu da ne olur? x eksi 3 çarpı birinci artı birinci ile ikincinin çarpımı artı ikincinin karesi. Bu şekilde yazabiliriz sevgili gençler. x küp eksi 1, 1 bir bölü x küp. Yani bu da nedir? x küp eksi 1 bölü x'in küpü. Ne olacak bakalım. Eksi olduğuna göre x eksi 1 bölü x. Sonra birinci artı birinci çarpı ikinci artı ikincinin karesi 1 bölü x kare. Şurayı bir düzeltirsek bunlar gider. Yani x eksi 1 bölü x çarpı x kare artı 1 artı 1 bölü x kare bulmuş olduk gençler. Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız. x artı 4, x kare 4, x artı 16. Bakın küp toplamına benziyor. x artı 4, ha, burada 4'ün karesi, burada x'in karesi, Burada ise çarpımlarının eksi katı. O zaman bu nedir direkt? x küp artı 4'ün küpü açını mıdır? Yani x küp artı 64 olur. 10a eksi b. Şuradan hemen kullanalım. 10a nın karesi 100a karedir. Bakın burayı verdi. B'nin karesi b karedir. Şurası ise bu ikisinin çarpımı oluyor. Arada artı var. Buradakinin ters işareti sunuyordu ya da zaten buradaki oluyordu direkt. O halde 10a'nın küpü eksi b'nin küpü diyebiliriz. O da direkt nedir zaten? 100a küp eksi b küp açını mıdır bu? Üçüncüsüne bakalım. 4a eksi 5b. Hemen buradan bir ilişki kurmaya çalışalım. 16a kare 4a'nın karesidir. 25b kare 5b'nin karesidir. E burası da direkt 4a çarpı 5b. E şurada eksi varsa arada eksi olacak. 4A'nın küpü eksi 5B'nin küpü. Bu da ne olur? 64A küp eksi 125B küp olur gençler.